Her köşesi ayrı güzelliklerle dolu, Anadolu'nun en gizemli kentlerinden biridir Isparta. Şehrin insanları gül alırlar, gül satarlar. Gülü gül ile tartarlar. Çarşı pazar güldür, gül. Güller ve göller şehri Isparta, ülkemizin Batı Akdeniz bölgesinin en gözde illerinden biridir. Isparta, milattan önceki yıllarda Pisidya olarak bilinen bölge üzerine kurulmuştur. Hititlerin egemenliği altındaki bu bölgeye daha sonra Frigler, Lidyalılar, Persler hakim olmuştur. Tarihi kaynaklarda Pisidya adına ilk kez milattan önce 5. yüzyıl sonunda rastlanır. Isparta ya da tarihindeki adıyla Baris şehrinin kuruluşuysa Lidyalılar dönemine rastlar. 3. Kılıç Arslan döneminde 1204 yılında Türklerin eline geçen kent, Cumhuriyet öncesinde Konya vilayetine bağlı Hamidabad adında bir livalık iken 1923 yılında il olmuş ve 1926 yılında Isparta ismini almıştır. Isparta, ilk çağ ve Helenistik dönemde inşa edilen antik kentleriyle dikkat çeker. Helenistik dönemde kurulan antik şehirlerden en önemlisi ise Yalvaç ilçesinde bulunan ve bir dönem başkentlik yapan Pisidya Antiokya kentidir. Kentin en yüksek yerindeki doğal bir tapınak olan Augustus Tapınağı, merkezinde bulunan tiyatro, Roma hamamı, antik su kemerleri kentin en önemli kalıntılarıdır. Kuzeydoğusunda bulunan Men kutsal alanı buluntuları bölgede Helenistik dönem öncesi bir kültürün bulunduğunu kanıtlamaktadır. İlk vaazın verildiği, ayrıca ilk Hristiyan kiliselerinden olan St. Paul Kilisesi de Antiokya'da bulunmaktadır. Bu kutsal alanlar Yalvaç ilçesini inanç turizminin merkezi haline getirir. St. Paul'ün Antiokya'ya gelişinde geçtiğine inanılan yazılı kanyonda günümüzde de yürüyüş programları düzenlenmektedir. Aziz Paul yolu Antalya'dan başlayıp Yalvaç'a kadar devam eden ve 500 kilometre mesafesiyle Türkiye'nin en uzun yürüyüş yollarından biridir. Helenistik dönemden kalma diğer bir kent Adada Antik Kenti'dir. Yapılan araştırmalarda kentin önemli bir merkez ve dini yönden de piskoposluk olduğu belirlenen Adada Antik Kenti agorasıyla, çeşitli tapınaklarıyla, tiyatrosuyla, yönetim binasıyla, Perge'ye kadar uzanan antik yol ve nekropol alanlarıyla bu kalıntılar Adada Antik Kenti'nin ulaştığı uygarlık düzeyini günümüze taşımaktadır. Isparta'nın binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimlerinden biri de Aksu Zindan Mağarası girişindeki Yurmidon Açık Hava Tapınağı'dır. Tapınak önünde yapılan kazılarda Roma dönemine ait bir kilise ve yan duvarları bulunmuştur. Yurmidon Açık Hava Tapınağı ardında bulunan sarkıt ve dikitleriyle dikkat çeken mağaranın uzunluğu 765 metredir. Isparta coğrafi konumu sebebiyle her zaman önemli bir geçiş noktası olma özelliğini korumuştur. Bu sebeple her dönemden birçok kale hala varlığını sürdürmektedir. Eğirdir Kalesi, Sığırlık Kaleleri ve Uluborlu Kalesi hemen ilk akla gelenlerden. Isparta, Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli bir yer tutar. Malazgirt'ten sonra 1176'da kazanılan Miryakefalon Savaşı Isparta topraklarında gerçekleşmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin çöküşüyle bir süre Hamitoğulları Beyliği hakimiyetine giren Isparta, 1426 yılında Osmanlı topraklarına katılır. Isparta, Anadolu Selçukluları döneminde askeri alanda olduğu kadar bilim alanında da önemli bir merkezdir. Atabey'de bulunan Ertokuş Medresesi, Mübarizettin Ertokuş tarafından 1224 yılında yaptırılmıştır. Eğirdir ilçesinde bulunan Dündar Bey Medresesi bir diğer Selçuklu yapısıdır. 1301 yılında iki katlı olarak yapılan medresenin ortasında bir avlu yer alır. Girişinde büyük bir taç kapı olan Dündar Bey Medresesi bugün kapalı çarşı olarak kullanılmaktadır. 1231'de Sultan Alaaddin Keykubat zamanında yaptırılan Uluborlu Alaaddin Camii, 1281'de yapılan Şarki Karaağaç Ulu Camii, 1325'te yapılan Hızır Bey Camii, 1561'de yapılan Firdevs Bey Camii, 16. yüzyılda yapılan Devlet Han Camii hala hizmetini sürdüren önemli yapılar arasındadır.
İpek Yolu üzerinde bulunan Eğirdir Hanı ile gelen dost Ertokuş Hanı en önemli hanlardır. Farklı dinlere hoşgörüyle yaklaşılan Osmanlı döneminde 1750 yılında yapılan Ayabaniya ve 1858 yılında yapılan Ayayorgi kiliseleri kentte görülebilecek yapılardandır. İlin zengin kültür ve tarihi birikimlerinin en muhteşem örneklerini Isparta, Yalvaç ve Uluborlu müzelerinde görmek mümkündür. Müzedeki eserler gezenlerin hafızasından silinmez. Isparta tarihi varlıklarıyla olduğu kadar mimarisi, türküleri, halk oyunları, manileri, düğünleri, yemekleri ve giyimleriyle de zengin bir kültürel birikime sahiptir. Kirkit seslerinin halen yankılandığı ve 19. yüzyıl özelliği taşıyan geleneksel Isparta evleri halen ayakta ve kullanılmaya devam edilmektedir. Yöre insanı geçmişten günümüze gelen yaşam serüvenini, göğsünden yükselen duyguları halk türküleriyle dışa vurmuştur. Yörenin coğrafyası ve yöre insanının mizacı halk oyunlarına yansımıştır. Ağırlıklı olarak oynanan oyunlar zeybek oyunları ve teke oyunlarıdır. Yöre halk oyunları yönünden çok zengin olup, göller bölgesinin merkezi niteliğindeki Isparta, coğrafyası üzerinde bulunan zengin doğal güzellikleri ve kültürel varlıklarıyla her türlü turizm çeşitliliğine imkan veren potansiyel bir turizm merkezidir. Isparta sınırları içerisinde bulunan Eğirdir Gölü başlı başına bir değerdir. Etrafını çevreleyen çeşitli yükseklikteki dağlar bölgenin incisi olan Eğirdir Gölü'ne ayrı bir güzellik katar. Ayrıca sınırları içerisindeki Kovada, Gölcük Krater, Beyşehir ve Burdur gölleri gibi birçok doğa harikasını da barındırır. Bu doğal yapı, göl, dağ turizmine imkan sağlamış, balık avcılığı, su sporları ve her türlü doğa sporlarına sunduğu imkanlarla da eşsiz bir yurt köşesi olmuştur. Davraz Dağı Isparta'da Eğirdir ve Kovada gölleri arasında yükselen ve Isparta Ovası'nı kuşatan dağ kütlelerinden biri olup 2637 metre yüksekliğindedir. Dağın yüksek yamaçlarından Isparta Ovası'nı ve Eğirdir Gölü'nü doyumsuz izleme imkanı vardır. Davraz Kayak Merkezi Antalya'ya 150 kilometre, il merkezine ise 26 kilometre uzaklıkta olan Akdeniz bölgesinin en önemli turizm merkezidir. Kayak merkezindeki telesiyejler kullanılarak zirveye doğru çıkılmakta, Eğirdir Gölü'nün şahane manzarasını hem dağ evi kafeteryasından hem de kayarken izlemek mümkündür. Davraz, kuzey disiplini, alp disiplini, tur kayağı, snowboard, telemark, dağcılık, botanik gözlemciliği, yamaç paraşütü, trekking aktivitelerinden her birine imkan sunmaktadır. Yazın spor takımlarının vazgeçilmez kamp merkezidir Davraz Kayak Merkezi. Isparta'nın doğal güzelliklerini zenginleştiren mesire yerleri Isparta insanı için vazgeçilmez yerlerdir. Isparta'nın en meşhur yemeği fırın kebabıdır. Ayrıca Eğirdir Gölü'nün lezzetli balıklarının değer kattığı bulgurlu sazan dolmasıyla Yalvaç ilçesinin mahalle fırınları Isparta yemek kültürünün en önemli zenginliklerindendir. Gül ve halı Isparta adıyla birleşen ürünler. Isparta'da halıcılık Türklerin Anadolu'yu fethinden sonra bölgeye yerleştirilen Türk oymakları ile başlar. Son yıllarda bölgedeki minyatür halıcılık da küçük çapta olsa da önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Isparta'nın tarihi kadar eski olmasa da uzun yıllar Isparta'ya önemli bir gelir kaynağı olan gül, bölgenin adıyla bütünleşen bir değere sahiptir. İklimi Isparta'yı yurdumuzun yegane yağ gülü üreten ve gül yağı ihraç eden bölgesi yapmıştır. Dünya gül yağı üretiminin yarısından fazlası Isparta'dan karşılanır. Isparta gülünden elde edilen ve kullanılan ürünler, yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin en önemli hediye tercihidir. Tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olan Isparta'da elma, kiraz ve kesme çiçek üretimi önemli yer tutar. Türkiye elma üretiminin %20'sini Isparta karşılamakta olup, kokusu ve tadıyla herkesin tercihidir.
Isparta son yıllarda hızla gelişen illerimizdendir. Isparta bir eğitim, sağlık ve kültür şehri olma özelliğini günümüzde de sürdürmektedir. 1992 yılında kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi, gittikçe artan öğrenci sayısı ve hastaneleriyle Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasındadır. Modern ve çağdaş eğitim ve sağlık kuruluşlarıyla birlikte doğal ve kültürel zenginlikleri kentin yaşam kalitesini arttırmaktadır. Kara, hava veya demir yoluyla ulaşabileceğiniz bu şehri güzelliğini paylaşmada oldukça cömert bulacaksınız. Aradığınız tatil ister spor içersin, ister doğa, ister tarih, isterseniz dinlence, tatmin olacağınız bir zamanı farklı lezzetle yaşayacaksınız. Kış turizmi, trekking, jeep ya da foto safarileri, sağlık, inanç, yayla, kamp, karavan, mağara turizm seçenekleri, kaya tırmanışları, bitki, kuş ve böcek gözlemciliği, yamaç paraşütü çok zengin ve yaşama kalite katan seçeneklerdir. Keşfetmek, eğlenmek, öğrenmek ya da dinlenmek için tam size, ailenize ve arkadaşlarınıza göre bir şehir. Gül tarlalarından halı tezgahlarına uzanan yolunu geçmişten bugüne nakış nakış işleyen Isparta, kimi zaman yavaş, kimi zaman hızlı ama hep ileriye doğru atılan adımlarla yol almaya devam ediyor.